Merhaba değerli dostlar. Bugün Sardunya çiçeğimizin budamasıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Arkadaşlar bakın, biraz bakımsız kaldığı için farklı şekilde büyümüş, biçimsiz bir şekilde büyümüş. Bunu ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere iki dönemde rahatlıkla budayabiliriz. Ve böylelikle yeni bitkimiz daha genç ve yaz dönemine daha bol sürgünlü, bol çiçekli olarak girecektir. Ve de daha uygun bir şekilde şu anda bakın bozuk bir şekilde büyümüş. Bunu budayacağız. Budadığımız kısmın da çeliklerini alarak yeni bir bitki elde edebiliriz. Ve böylece farklı saksılara veya bahçemize dikerek sardunyamızı da bu şekilde çok kolaylıkla çoğaltabiliriz. Evet arkadaşlar bakın şimdi bu sardunyamız ana gövdenin hemen bir gözünde arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet yeni bir bitki oluşturmuş. Bunu biz ana bitkimiz olarak bırakacağız ve diğer dalları alacağız. Hemen şuradaki yaprağı alıyoruz. Ve gördüğünüz şu şekildeki kısmı kesiyoruz. Evet, içi çekilmiş şu alttaki dalları da alıyoruz. Böylece sardunyamız bu şekilde olumlu bir halde büyüyecek ve gelişimi devam ettirecek. Siz de özellikle ilkbahara girdiğiniz şu aylarda çok rahatlıkla budamayı yapabilirsiniz. Hem bitkiniz daha güzel, görkemli görünecek, hem de arkadaşlar hızlı büyüyerek çok çabuk çiçeklenecektir. Çiçek tomurcukları da oluşmak üzere ve bu şekilde genç bitkimiz yaklaşık bir hafta içerisinde çiçeklenmeye başlayacaktır. Budadığımız kısımları da atmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olan budama artıklarından da çelikler elde edip bunları da köklendirip yeni bitkiler oluşturacağız. Bunun için bakın arkadaşlar hemen şurada bir göz var. Bu gözün hemen altından kesiyoruz. Evet ve diğer ikinci bir gözün de yine üstünden keserek yaklaşık 5 ile 7 santimetre arasında bir uzunlukta çeliklerimizi elde ettik. Bu şekilde arkadaşlar bunu da suyun içerisine koyarak birkaç gün içerisinde köklenmesini sağlıyoruz. Yine yapraklı olan kısımlardan da hemen üst kısımda bakın oluşmuş bir fidan görünümdeki bir yapı var. Bunu da alıyoruz. Yine dediğimiz gibi yaprak koltuğundan çıkan kısmı şu şekilde alıyoruz. Çiçek tomurcuğu var. Onu mutlaka koparıyoruz arkadaşlar. Bitki üzerinde bırakmıyoruz. Ve şuradaki alt yaprakları da aldıktan sonra evet şunu da alıyoruz. Ve böylelikle bakın direkt toprağa dikmeye hazır hale gelmiş. 3 yapraklı ve yine çiçek büyüme noktasının da olduğu tomurcuk kısmıyla birlikte yeni bir sardunya çiçeği fidanını elde ettik. Hemen toprağa dikip bu şekilde bunu da çoğaltabiliriz. Yine kalan diğer kısımdan hemen gözün altındaki kısımdan yaklaşık yarım santimetrelik kısmından kesiyoruz. Bakın şurası göz. Şu kısımda arkadaşlar köklenecek yer. Yani burada dikkat etmemiz gereken çelik alırken gözün yaklaşık yarım santimetre altından kesiyoruz ve bunu bu şekilde suya koyarak köklenmesini sağlıyoruz. Buradan bir tane daha çıkarabiliriz. Hemen göz, şu görmüş olduğunuz beyaz halkalık yer göz kısmı arkadaşlar. Hemen bunun yaklaşık olarak yarım santimetre altında. Çünkü köklenme bu bölgede gerçekleşecektir. Ve şunu da koyuyoruz. Aynı şekilde çeliklerimiz bu şekilde köklenecektir. Şuradan da yeni bir çelik fidan elde ettik. Evet şu kısmında yani tamamını arkadaşlar kullanabiliriz. Şu şekilde hemen büyüme noktasını oluşturmak üzere şu kısımdan kesiyoruz. Küçük yaprağı da aldıktan sonra şunu toprağa gömdüğümüzde kısa bir sürede arkadaşlar köklenerek yeni bir sardunya çiçeğimiz oluşacaktır.